kadar. Evet. Çok kıymetli basın mensupları, sevgili dostlarım, bugünkü kahvaltılı toplantımıza hoş geldiniz. Ben sohbet havasında geçmesini istiyorum. Bir özellikle bir açıklama yapmayacağım. Siz soracaksınız, ben cevaplayacağım. Sorusu olanlara başlayalım, alalım. Mikrofonu uzatacağız. Kim soru soracaksa. Onur Bey halledecek. Tamam. Haberci 26 diğer sahibi. Öncelikle hayırlı olsun diyorum. Ben çok merak ediyorum. Bu kadar iş yoğunluğunuz arasında neden peki bir tercih ediyorsunuz? Alayım mikrofonu. Tabii ben Eskişehir'de doğdum, Eskişehir'de büyüdüm. Her yerde aynı şeyi söylüyorum. Bu Eskişehir'de yaşamanın bir bedeli var. Ben bunu Eskişehir Spor'da bir kısmını ödedim. Geri kalan kısmını da siyasette ödemek istiyorum. Ben bütün varlığımı, bütün ailemi, bütün işlerimi Eskişehir'e borçluyum. Bütün yatırımlarım burada. Tabii son dönemde ülkemizin içinde bulunduğu durumda da müzdaribim. Yani bugün benim 3 tane çocuğum var, eğitim sisteminden memnun değilim. Adalet sisteminden memnun değilim. Kimse kendini güvende hissetmediği bir ortamda yaşıyoruz. Ne basın, ne sanayici, ne doktor, ne esnaf, hiç kimse özgür şekilde yaşayamıyor. Burada bizim gibi, benim gibi yıllarını çalışarak sosyal kurumlarda Eskişehir Spor gibi, Sanayi Odası gibi kendi işlerinde çalışan insanların siyasete girmesi bence çok önemli Türkiye'nin geleceği açısından. Eğer biz, herkes şimdi ne diyor siyasetçilerden? Herkes şikayetçi. Siyasetçilerin itibarı kalmadı diyor. Siyasetçiler işte şöyle, siyasetçiler böyle diyorlar. Biz ne yapmamız lazım? Kendini dürüst hisseden, liyakatli, kendi işinde başarılı, memleketini her şeyin önünde koyan herkesin bence siyasete girmesi lazım. Özellikle gençlerin. Bugün Kanada başkanı 35 yaşında başkan oldu. Yani şu anda herkes genç yaşında bir şeyler başarıyor. Bizim siyasette yaş ortalamamız çok yüksek. Ve siyasetteki yaş ortalamasını aşağı çekmemiz lazım. Yeni gençler, eğitimli, liyakatli gençlerin bu siyasete girip kendi vizyonlarını yansıtması lazım. Bunun için ben yaptığım için kendim için, ailem için, çocuklarım için çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ben memleketim için çalışacağım. Göreceksiniz 5 sene boyunca seçildikten sonra her şeyi Eskişehir'de değiştireceğim. Herkes için, sizin için de, benim için de, herkes için. Onu da bilsin ben. Sakarya Gazetesi Ömer Faruk Mengi. Efendim dün Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Bey Eskişehir'deydi Sivrihan Meydanı'nda. Sizin Kemal Bey'i karşıladığınız duydu fakat platformda sizi o karede göremedik. Sebebini öğrenebilir miyiz acaba? İYİ Parti Millet İttifakı halkının bir ortağı. Tabii ama ayrı partiler. Ben seçim için çok yoğun çalışıyorum. Onun için de sadece Kemal Bey'i ağırlamaya gittim. Ondan sonra Baksan'da bir programım vardı. Oraya geçtim. Onun için de sahneye çıkamadım. Ama bugünler çok kısıtlı zamanlar. 18 gün kaldı. Bizim de 3 milletvekili çıkarma gibi, Eskişehir'de birinci parti çıkma gibi bir hedefimiz var. Onun için böyle alkışlanacak, işte resme çıkacak yerlerden daha çok vatandaşa birebir dokunduğum yerlerde olmaya çalışıyorum. O yüzden, yoksa özel bir sebebi yok. Yani bir kötü niyet, art niyet, herhangi bir şey yok. Şimdi size kalabilir, ben mikrofonu tamam, çok güzel. Tamam, soru sorup tasarlı öncelikle bu organizasyon için ama çalışıyor şu an.
Duyuyoruz. Bir gerek yok. Evet, teşekkürler bu organizasyon için. Şimdi dün Kılıçdaroğlu mitinginde yine ben de orayla ilgili bir şey soracağım. Dedi ki Eskişehir bir sanayi kenti. Siz zaten bu işin içindesiniz ama biliyoruz ki Eskişehir'de yerel yönetimlerin sanayiye karşı, sanayinin büyümemesine karşı bir direnci var. Mesela siz hükümete geldiğinizde ya da vekil olduğunuzda bu sanayinin gelişmesi için bir şeyler yapabilecek misiniz? Öncelikle Eskişehir önümüzdeki dönem için bir şeye karar vermesi lazım. Eskişehir sanayi şehri mi olacak? Eskişehir turizm şehri mi olacak? Eskişehir üniversite şehri mi olacak? Veya hepsi birden mi olacak? Yani bununla ilgili bir kararın artık verilmesi lazım. Çünkü sanayi şehri oldu dedi, olacak dediğimiz zaman sanayi şehri olabilmesi için Eskişehir'in ucuz konut, ucuz kira üretmesi lazım. Belli miktarda göç alması lazım. Turizm şehri olacaksa turizmle ilgili büyük yatırımların gelebilmesi için ciddi teşviklerin verilmesi lazım. Üniversite şehri olacaksa yeni üniversitelerin kurulacağı yerlerin belirlenip bununla ilgili imar çalışmaları ve gerekli teşviklerin verilmesi lazım. Eskişehir'de bence bunlarla ilgili hepsi için bir potansiyel var. Yani Eskişehir aynı zamanda sanayi şehri, aynı zamanda turizm şehri, aynı zamanda da üniversiteler şehri olmalı. Ancak bunun için bir master plana ihtiyaç var. Sağ olsun hocamız, hepimizin hocası Yılmaz Hoca, Eskişehir'i bir marka yaptı. Ama artık bunun, bu markanın içini doldurup daha ileriye taşımamız gereken bir master plana ihtiyacımız var. Eskişehir içine hepsi büyük potansiyel, bu potansiyelleri hayata geçirmemiz lazım. Bir şey daha sorabilir miyim? Evet. İzniniz varsa. Şimdi siz bir yerel gazete sahibisiniz. Evet. Dolayısıyla herhalde hepimiz kadar siz de biliyorsunuz yaşadığımız sorunları. Evet. Özellikle son çıkan yasayla beraber, internet yasasıyla beraber biz gerçekten artık yaşayamayacak noktaya geldik. Bu konuda da ben sizin nasıl bir çözüm öneriniz var merak ediyorum. Yani ben de bir yerel gazetesinin sahibiyim. Ama gazeteye pek uğramıyorum, pek ilgilenmiyorum. Sağ olsun yöneticilerimiz gazetede ilgileniyor. Ben şöyle düşünüyorum. Eskişehir Spor Başkanlığı'ndan beri yerel basının her türlü konuda bir emniyet sıvabı olduğuna düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Yerel basın Eskişehir'de spor yöneticileriyle ilgili bir haber yaptığında veya şehri yöneten bürokratlarla ilgili bir haber yaptığında gerçekten bu dikkat çekiyor ve o yöneticiler kendilerine çekileceğim veriyor. Yani her konuda, şehrin her noktasında bir emniyet sporu. Onun için yerel basının muhakkak desteklenmesi lazım. Ancak bunu desteklerken şöyle değil, ben seni destekleyeyim, sen de benim lehime yaz. Ben sana para vereyim, sen benim lehime yaz gibi değil. Devlet tarafından desteklenen bir yerel basın olması lazım. Şimdi bu yerel basını sadece gazete olarak değerlendirmeyelim. Artık basın sosyal medya ve internet üzerinden yürüyor. İnternet basınında da muhakkak belli desteklerin verilmesi lazım. Sorunu biliyorum. Yani şu an verilen destek çok büyük şartlara sahip. O şartları bir yerel internet sitesinin karşılaması mümkün değil. Ve bu sisteme girdikten 2 yıl sonra reklam alabiliyor. İşte belli şartları var. İnşallah biz vekil seçilirsek, iktidar olursak hepinizi meclise bekliyorum. Dertlerinizi dinlemek için orada da elimden gelen ne varsa yapacağım. Burada da hepinize söz veriyorum. Buyurun. Gerek yok. Sahayı çok ciddi geziyorsunuz. Biz işin aslı Nebi Hatipoğlu'nun böyle çok gezmesine alışık değiliz şehirde. Size olan ilgi, alaka, bir de şeyi sorayım. Hani 3 vekil hedef koydunuz. Ne kadar yakınında ve uzağındasınız bu? Ya şimdi ben şöyle diyorum. Eskişehir sağ ağırlıklı, sağ partilere ağırlıklı oy veren seçmene sahip. Yani bugün 7 milletvekilimiz var. 6'ya düşecek. 7 milletvekilinin 3 tanesi AK Parti, sağ parti. Bir tanesi MHP sağ parti, bir tanesi İYİ Parti. CHP'nin 2 tane milletvekili var. Bu ne demek oluyor? Eskişehir'de 3'te 2 sağ seçmen var. Ancak dönün gelin belediyeye Yılmaz Hoca ismiyle öne çıktığı için Eskişehir'de %55-60 oy alıyor. Yani burada ortaya çıkan şey şu. Eskişehir normalde sağ seçmen. Yani biz İYİ Parti olarak çok büyük bir potansiyelimiz var.
Bir de listemizin tamamının Eskişehir'le olması ve Eskişehir'de bilinen, güvenen insanlardan oluşmasıyla bizim Eskişehir'de birinci parti çıkmamız için hiçbir sebep yok. Bizim sadece bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasından dolayı CHP'de bir yükselme var Eskişehir'deki oylarında. Onun dışında ben inanıyorum İYİ Parti birinci parti çıkacak. Başkanım, AK Parti'den oy alabiliyor musunuz? Yani birebir temaslarınızda... Yani şimdi şöyle, ben kendi negatif olarak söyleyeyim, ben her kesimden oy alıyorum. Çünkü ben siyaset, partizanlık yapmıyorum. Ben oy istiyorum ve Eskişehir'de çalışacağımı söylüyorum. Ben her kesimden oy alıyorum. AKP'den de alıyorum, CHP'den de alıyorum. Ayrıca İYİ Parti'de bütün partilerden oy alıyorum. Çünkü biz merkez sağda bir partiyiz ve Eskişehir'in yıllardır, yani önümüz geçmişteki 50-60 yıldır seçmen profiline çok uygun bir parti. Onun için ben inanıyorum partimiz birinci parti olarak çıkacak. Bunu hepimiz göreceğiz. Başkanım, şimdi 1-1,5 yıldır aslında İYİ Parti ile olan temasınız konuşuluyor gündemde. O yüzden hani sürpriz bir aday değildiniz aslında. Evet. Ama benim tercihle ilgili bir merakım var. Sonuçta iş dünyasında ya da sermayede güçlü olan isimler iktidar kanadında yer alırlar. Çünkü bir risktir onlar için. Bununla ilgili bir handikap yaşadınız mı? Ya da bununla ilgili bir acaba kafa arkasında acaba oluştu mu? Çünkü bir muhalif konuma yer alıyorsunuz. İkincisi de tabii güç ya da sermaye dendiğinde isminizde yan yana gelen bir unsur daha Eskişehir Spor. Evet. Ki şu anda da her zamankinden çok daha sıkıntılı bir sürecin içinde. Eskişehir Spor taraftarının da büyük bir teveccühü, aynı zamanda beklentileri var, evet, şahsınıza dair. Bununla ilgili ne söylersiniz? Yani şimdi bence o şehir efsanesi, yani bir iş adamının hükümetin dışında herhangi bir partiden aday olması veya desteklemesi konusunda işte ne diyorlar? İşte bankalardan kredi alamazsın, vergi dairesi inceleme gelir. Bizim başımıza böyle bir şey çok şükür gelmedi. Geçerinde düşünmüyorum. Ama bu biraz da bizden kaynaklanıyor. Yaptığımız her iş yasal ve kanunlar çerçevesinde. Onun için yani bizim yediğimiz hayranda, içtiğimiz çorbada şüphemiz yok. Karnımız niye ağrısın? Ben olaya öyle bakıyorum. İkincisi, en önemli konu Eskişehir Spor. Ben gezdiğim yerlerde kaç gündür herkes bana Eskişehir Spor soruyor. Eskişehir Spor, yani tabii ki ben çok üzülüyorum olduğumu ama ben gerçekten Eskişehir'de bu kadar büyük bir sıkıntı olduğunu Eskişehir Spor'la ilgili şu 15 günde gördüm. 12 ilçeyi gezdim, herkes Eskişehir Spor'u soruyor. Dün sanayideydim, bir gün önce Baksan'daydım, herkes Eskişehir Spor'u soruyor. Ne olacak halimiz diyorlar. Ben ilk milletvekili açıklamamda da bunu söyledim. Eğer seçilirsem ilk dönemimde, 5 yıllık dönemde Eskişehir Spor'u birinci lige çıkaracağıma söz verdim. Şimdi diyorlar ki ya nasıl olacak bu, nasıl söz veriyorsun? Ben söz verdim, yapacağım. Eskişehir Spor'u 15 Mayıs'tan itibaren çalışmaya başlayacağız. Öncelikle buradan Eskişehir Sporlu futbolcular ve yöneticilere şöyle bir sözüm var. Lütfen ligden düşmesinler. Yani 4 maç kazanırlarsa düşmeyecekler. Lütfen ligden düşmesinler. Ligden düşmesinler ki işimizi kolaylaştırsınlar. Ligden düşmesinler. 15'inden sonra Eskişehir Spor'da mevcut yönetim ne olur, başka yönetim ne olur veya mevcut yönetimin takviye ne olur, yeni bir yönetim oluşturacağız. Yeni bir yönetimle birlikte Eskişehir'in ve ülkemizin belli kaynaklarını Eskişehir Spor'a arttıracağız. Eskişehir Spor'u çok hızlı şekilde, yani öyle 10 yılda falan değil, pıt 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 hemen Süper Lig'e çıkaracağız, şansımız yok. Çünkü ben gördüm ki Eskişehir Spor'un en büyük markası ve bu markanın acilen el atılıp üst liglere çıkarılması lazım. Buradan seçildikten sonra 6 milletvekiliyle oturacağım, belediye başkanlarımızla oturacağım, acil eylem planı yapacağız, Eskişehir Spor'u çok hızlı şekilde hak ettiği yere getireceğim. Söz, kimseden para bulamazsam cebimden vereceğim, gene bu işi yapacağım. Burası Eskişehir Spor'u. Ben burası Eskişehir Spor'u.
Eskişehir Spor'un boy karşılığı yok deniliyor. Siz bu görüşe katılıyor musunuz? Küme düşmüş, amatör lige düşmüş bir Eskişehir Spor'un hiç boy karşılığı yok deniliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani ben bunu oyun için yapmıyorum. Ben Eskişehir Spor'un başkanı olduğunda yıllar önce, yani o zaman bir gücümüz de yoktu bu kadar. Maddi manevi. Sağ olsun Allah yüzümüze baktı. Bir sene sonra Kemal Nakıtan, Allah ömür içinde yatırsın, bakan oldu. Ama tabii bu şanslar insana nasıl geliyor? Sen doğru yerde, doğru zamanda olursan şansları yakalarsın. Ama evinde oturursan akşama kadar, dışarı çıkmazsan şansları bulamazsın. Bugün Eskişehir Spor'la ilgili söylediğim hiçbir şeyin oyla alakası yok. Zaten insanlar Eskişehir'de benim ağrına basmış, oy verecekler. Ama ben milletvekili olarak benim görevim nedir? Ben Eskişehir Spor'undan yoluna, Eskişehir'den basınına, her şeyinden sorumluyum. Her gittiğim yerde bana Eskişehir Spor'u soruyorlarsa benim birinci görevim Eskişehir Spor'u Süper Lig'e çıkartmaktır. Siz basın mensupları olarak biz Fenerbahçe'de oynadığımızda, Galatasaray'da oynadığımızda sizin bile havanız değişikti yani, değil mi? Yani hepinizin havası değişikti. Yazdığınız yazılar Hürriyet'te çıkıyordu, Sabah'ta çıkıyordu. Bütün büyük gazetelerin burada temsilciler olmuştunuz. Herkesin bir morali ve geçim kaynağı olmuştu Eskişehir Spor. Benim otelim var, bu otel benim. Eskişehir Spor maçları olduğunda full doluyordu. Yani Eskişehir'e hem moral kaynağı hem de bir gelir kaynağıydı. Ben vekil olursam, bu güç elime geçerse Eskişehir Spor için her şeyi yapacağım. Vatandaş bana ister oy versin, ister oy vermesin. Hiç önemli değil, ben bunları yapacağım. Başkanım, şimdi her zaman eleştirilir, konuşulur Eskişehir Spor'un siyasete bulaştırılması. Sizce siyasetleştirildi mi Eskişehir Spor? Ya da siyasete bulaştırılması doğru mu, yanlış mı? Bununla ilgili görüşünüz ne? Anladığımız kadarıyla ilk yapacağınız iş Eskişehir Spor olacak. Eskişehir'in başka nelere ihtiyacı var gelişmesi için? Bekli olarak ya da sizi yapabileceğiniz veya genel olarak yapılması gereken şeyler Eskişehir için gelişimiyle. Yani şimdi Eskişehir Spor'un siyasetleştirildiğini söyleyenler Eskişehir Spor'a destek vermeyenler genelde. Bakın kim diyor Eskişehir'de Eskişehir Spor'a destek vermeyenler, ne diyor? Eskişehir Spor siyasetleştirildi. Ya kardeşim sen de destek ver. Senin de elini kaldıralım. Yani şimdi bunun hangi partiden olsa, CHP'de olsa CHP'nin kolunu kaldırırız. En büyük CHP Eskişehir Spor'a destek verdi. AKP desteklerse en büyük AKP Eskişehir Spor'a destek verdi. Kolunu kaldırırız yani, ne olacak? Yani kim destek veriyorsa tabii ki onlara edeceğiz. Bunda hiçbir sakınca yok. Ama dikkat edin, siyasileştirildi diyen herkes Eskişehir Spor'a destek vermeyenler. Onun için Eskişehir Spor'a herkes destek vermek zorunda. Burada belediye başkanıysan destek vereceksin. Valiysen destek vereceksin. Su işleri müdürüysen destek vereceksin. Milletvekiliysen destek vereceksin. Eskişehir Spor normalde buralara düştü. Destek vermedikleri için düştü. Yani Eskişehir Spor durdururken düştü buraya. Yani çok destek oldulardan düştü. Şimdi bir de yeni bir kılıf bulduk. Eskişehir Spor, biz kanunlara çok uyuyoruz. Bizim kanunumuzda yok. Eskişehir Spor'a destek veremeyiz. Bir şey olur mu? İstediğiniz zaman, istediğiniz yere destek veriyorsunuz. Şimdi her yerde iftarlar veriliyor. Bundan ne? Nereden veriliyor yani? Herkes cebinden mi veriyor? Yani verdiğiniz yerleri biliyorsunuz ama verebiliyorsunuz destek istediğiniz zaman. Eskişehir Spor'a da vereceksiniz. Bizim beklentimiz, isteğimiz bu. Onun dışında ben seçim çalışmalarıma ilçelerden başladım. 12 ilçeyi geçtim. Yaklaşık 15 bin kişiye iftar verdim. Bunların bir kısmıyla da görüşme imkanım oldu. Her ilçede kendi İYİ Parti ilçe başkanımız ve o ilçenin belediye başkanıyla görüştüm. Ve hepsinden şunu istedim. O ilçenin ve o bölgenin köylerin 3 tane en önemli problemi. Hepsini yazdım bir kenara. Bugün şehirleri geziyorum bugünlerde. Sanayi sitelerini geziyorum. Onlara da diyorum ki 3 tane en önemli probleminiz nedir? Onları da not alıyorum. Eskişehir'de yapacağımız şeyleri o zaman ben bir anlatayım. Öncelikli yapacağımız şeyleri siz de dinleyin, not alın. Şimdi Eskişehir Spor'u söyledim. Bunda zaten hiçbir şüphemiz yok. İkincisi, Eskişehir'in bitmeyen bir yol problemi var. Yani yol derken şehir merkezini es geçen bir tane bir çevre yolu projemiz var.
bu çevre yolunun çok hızlı şekilde yapılması için gece gündüz çalışacağım. Onun dışında bitmeyen, yani şimdi şeylere konu olmuş, aşkımız altı yolu gibi olsun diyorlar. Yani hiç bitmesin, aşkımız altı yolu gibi olsun. O altı yolunu, aşkımızı bitireceğiz, altı yolunu bir alacağı kadar bağlayacağız. Yani başka şansımız yok, o yol olmaz. Her gün kaza, her gün ölümlü kazalar. Bu yol bitirilemedi, biz bu yolu bitireceğiz. Buradan Döngel, Seyit Gazi, Kırka, Afyon yolunu muhakkak bitirmemiz lazım. Sağ olsun Kadir Çalışıcı valimiz belli bir seviyeye getirdi Eskişehir Seyit Gazi arası. Bölünmüş yolu Afyon'a kadar bağlayacağız. Yani böyle enteresan bir durum olmaz. Afyon'dan çift yol geliyor, Eskişehir il sınırı yazdığı yerde bitiyor. Yani bu olabilecek bir şey değil 2023'te. Ben o gün Kırka'ya gittim, 6,5 saat yol kapalıydı, bir tır devrilmiş. Orada da ölümlü kazalar oluyor. Muhakkak o yolu bitirmemiz lazım. Seyit Gazi'ye gelelim. Seyit Gazi'de doğalgaz problemi var. Hala doğalgaz yok. Belli ilçelerde doğalgaz yok. Onların problemleri var. Çimçilerimizle ilgili sulama problemi var. En büyük Eskişehir'in sulama problemini çözeceğiz. Yani kapalı sistem sulama sistemine her tarlaya eşit miktarda su gidecek şekilde bir sulama sistemini bitireceğiz. Yani biz Eskişehir diyoruz ki tarım şehri, Eskişehir'de tarım ürünleri. Ama biz 2023'te sulama işini çözememişiz. Sulama sistemi başladı, ilk tarlada sular çok iyi debisi, aşağıda su yok. Yani bu olabilecek bir şey değil 2023 Türkiye'sinde. Biz Ankara'ya 1,5 saat uzaklıkta bir şehir olarak bugün çiftçimiz sulama problemi yaşıyorsa, yani bu siyasilerin bir oturup düşünmesi lazım. Yani bu sulama problemini muhakkak çözeceğiz. Bunun gibi birçok projemiz var. Bunları ivedilikle çözeceğiz. Ama ilk 4 acil çözülmesi problem. Eskişehir Spor bizim Miyalıcı'ya kadar giden bölünmüş yolumuz, Kırkaya kadar giden bölünmüş yolumuz, çevre yolumuz var. Şehrin içinde işte trafikte görüyoruz her gün problem. Bu çevre yolu işini çözmemiz lazım. Sanayide demir yolu bağlantımız problemimiz var. Bunlar en hızlı yapacağımız işler. Bunlarla başlayacağız. Ondan sonra tek tek diğer işlere de eğileceğiz. Ben şunu da kabul etmiyorum. Yani bugün biz İyi Parti'yiz, iktidar olamadık, AK Parti iktidar oldu. Biz bu hizmetleri yapmayacak mıyız? Kim iktidar olursa olsun şahsi münasebetlerimizle, iyi ilişkilerimizle, güzel anlatarak, yapan başka partiden bile olsa onun kolunu kaldırarak, onu onore ederek muhakkak bu sorunları gidireceğiz. Ha tabii arzumuz iktidar olmak. İktidar olduğumuzda tabii ki bu işleri daha kolay yapacağız ama iktidar değiliz, bize destek vermiyorlar konusunun arkasına da sığınamayız. Biz bu işe soyunduysak Eskişehir'in sorunlarını gidermek için soyunduk. Gece gündüz çalışacağız. Benim Ankara'da işim yok. Ankara'da 2 gün işim var. Geri kalan günler Eskişehir'deyim. Gece gündüz çalışacağım. Eskişehir'in tüm sorunlarına eğileceğim. Ve bunları yaptığım zaman da Eskişehir'de her şey değişecek. Eskişehir'in siyaseti değişecek. İnsanların Eskişehir'de siyasetçilere güveni artacak. Özlem Ayrancı ve Melih Aydın'ın çalışmalarını nasıl biliyorsunuz? Mesela Özlem Ayrancı Seyit Gazi'li olduğu için Seyit Gazi yolunu ben kutlayacağım diyor. Melih Aydın her yerde olmadığı yer yok. Siz neler düşünüyorsunuz? Yani şimdi bizim ekip süper. Yani hepsi Eskişehirli. Tabii bu Eskişehirli olmasının bir sebebi var. Sayın Genel Başkanımız Eskişehir'de ön seçim yapılmasına karar verdi. Temayül yoklaması. Ve temayül yoklaması yapıldı. Bu temayül yoklaması sonucunda da 6 tane Eskişehirli aday oldu ve temayül yoklaması onaylandı. Bu doğrultuda Eskişehirli aday olarak, Eskişehir'i tabii Özlem Hanım da, Melih Bey de, ben de çok iyi tanıyoruz Hakan Bey de. Eskişehir'i tanımak, Eskişehir'i bilmek, tabii ki Özlem Hanım Seyit Gazi'de orada büyük bir desteği var. Eskişehirli olduklarından dolayı bir avantajımız var. Ben 3 milletvekilinin bu şehirde İyi Parti'de olacağına inanıyorum. Ve birinci parti çıkacağımıza eminim. Peki ulaşılabilir bir milletvekili olacak mısınız? Şimdi şöyle bir intiba oluşmuş. Ben gittiğim yerlerde onu görüyorum.
Yani siyasetçi olarak gittiğin zaman insanlar neredeyse dövecek. Diyorlar ki ya buraya geliyorlar, bir ay geziyorlar, sonra 5 sene gelmiyorlar. Herkesin şikayeti bu. Biz bunu duyduktan sonra şöyle bir şey yaptık, şöyle bir projeyi gündeme getirdik. Bu da çok olumlu tepki aldı. Ben aday olduğumda şunu söyledim. Ben milletvekili olduğum sürece Eskişehir'de açlı açıkta kimse kalmayacak. Ha ben olmadıktan sonra yapabileceğim bir şey ama ben milletvekili olduğum sürece açlı açıkta kimse kalmayacak. Bunun için dedik ki bir tane aşevi yapalım, bir vakıf kuralım. Ben milletvekili olduğum sürece kardeşim bu aşevi çalışsın, Eskişehir'de ihtiyaç sahiplerine yemek pişirsin 24 saat. Bunu faaliyete geçireceğiz. İşte senin dediğin soruya da şöyle bir cevap vereyim. Bu aşevinin yanına milletvekili bu iletişim ofisi kuruyoruz. Burada gönüllü ve maaşlı çalışacak arkadaşlarımız olacak. Bunların görevi şu, ben Eskişehir'de belli saatlerde, belli günlerde ofiste duracağım. Benle yüz yüze görüşme imkanı da olacak insanların. Onun dışında orada milletvekiline ulaşacak, oradaki sekreterlerin görevi, genel sekreterimiz olacak. 15 gün içinde müsbet menfi bütün sorulara cevap verecek. Yani olur olmaz tabii bizim de gücümüzün bir sınırı olacak. Biz ama elimizden geldiğince erişilebilir olacağız. Bunun da yolu bu ofis olacak. Derdi, tasası, maddi, manevi kim varsa oraya gelecek. Derdini söyleyecek, derman bulacağız. Yapmak istediğimiz bu. Teşekkür ederim.